Hadi atsana, gönüsü gönüsü oynama ya, hadi at. Belki annemin işi erken biter. Çok geç olmadan gelir. E işim var dedi ya sana, boşuna bekleme hadi. Şimdi annem burada olsaydı gösterdi o an diye gününü. Hadi şunu yakala o zaman. Ah! Oh-oh! Tadına bak bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş. Hadi atsana topu. 2 saat seni bekleyeceğim kız. Hemen ben bir tuvalete gidip geliyorum. Alo, Meltem teyze, Kerem Can'la konuşabilir miyim? Alo, Kerem Can, konuşmamız lazım. Hayır, zaten ben de meraklısı değilim ki sürekli Necat'ın karşısına çıkmaya. Senin patron aramasaydı ben de gitmezdim. Ne yapayım, yardım istedi adam. Ayrıca iki de gitmişim. Ben olmasam o toplantı olmazdı. Yalnız Hande resmen takık Necat Bey'e. Hadi be. Yani şirkette dönen gıybeti bir duysanız dibiniz düşer. Kızım azıcık gıybet ver ya. Bıktık dert çekmekten. Versene gıybet. Yani çok diyecek bir şey yok. Her şey çok net. Kadın adama aşık. Bitti. Allah için güzel kadın bir de. Böyle giyimi falan 10 numara yani. Manken gibi. Bugün de Necat Bey yemeğe gidecekmiş. Sen nereden biliyorsun? Dedikodu grubundan Canan yazdı, oradan biliyorum. Baş başa mı gideceklermiş? Bana söylemedi, ben o yüzden şey yaptım. Ayol sana niye söylesin adam? Bu da bir hoş. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım babam? Sohbet muhabbet. Alo. Sunu Hanım. Ay kusura bakmayın, rahatsız ediyorum da. Ben de tam sizin dükkanın önünden geçiyordum. Dükkanın önünden mi geçiyorsunuz? Yani sizin ilgilendiğiniz dükkan demek istedim. Az önce mal sahipleri aradı da. Aa, ne dediler? Size her türlü kolaylığı göstereceklermiş. Hatta teklifinizin yarısını bile kabul ediyorlar. Yani burayı çok istediğinizi biliyorum. Kaçırmayın bence bu fırsatı. Yok, ben artık ilgilenmiyorum orayla. Mal sahiplerine teşekkürlerimi ilettiğimi söylerseniz sevinirim. Ama siz yine de bir daha düşünün, olur mu? Sonuçta dükkan yıllardır böyle bomboş duruyor. Tamam tamam, ben bir değişiklik olursa haber veririm size. İyi günler. Ne değişiklik olacak ki kızım? Bir değişiklik olacağından değil ya. Sadece ilginç, bu mal sahipleri yıllardır kimseye vermiyorlarmış dükkanı. Şimdi bir anda böyle bana vermeye can atıyor gibiler. Ama önemli değil. Konu kapandı. Geri dönmeyeceğine yemin ettin. Eğer çocuklarımın üzerine görgen düşerse. Görgen düşerse. Hayırdır Şevket? Ne mırıldanıp duruyorsun? Yok bir şey Ekrem, iyiyim, iyiyim. İyi o zaman. Hadi gel tavla oynayalım. Tamam, tamam geliyorum şimdi. Beğenemedin mi? Başkasını mı bekliyordun? Kayra böceği. Ya, hoş geldin. Hoş bulduk. Cin gibi bakıyorsun. İyileşmişiz. Tam zamanında geldin. Sakın 2 dakika falan erken gelme, yardım edersin. Geç. Hayri, hadi masaya. Geldim, geldim. Ya harika kokuyor. Neler yaptınız? Neler yapmadık ki? Salata. Şimdi ciddi ciddi ailen yok mu? Oğlum şakası mı olur, işi var dedim ya. Ne bileyim, yemek programı falan yapınca gelir herhalde dedim. Yok, o organizasyondan önce söylemişti işim var diye. Merhabalar. Aa, Kerem Canlar gelmiş. Okulda bir sorun mu oldu acaba? Bilmiyorum ki. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş bulduk. Bir sorun mu var? Yok yok. Kerem Can'la Kayra'nın ödevleri varmış yarın için faaliyet dersinden. Öyle mi?
Benim hiç haberim yok. Sizin ödeviniz mi var küçük hanım? Aa, söylemedim mi sana? Hayır. 10 dakika bile sürmez dediler ama bilemiyorum artık. Evet evet, hemen bitiririz. Gel. İyi, hadi bakalım. Koşturma, koşturma. Getirdim mi? Burada. Gel. Annemle babanın arasına girmek neymiş göstereceğim Hande ablaya. Kapı kıcı koş. Hayır, sen telefon mu bekliyorsun birinden? Yok be kızım, öyle el alışkanlığı işte, bir şey değil. Kız abla, bir salıma bak be. Hayırdır, sen baktırmazdın falan. Kötü etkilemiyor muydu seni? Evet, canım istedi ya, ne var? Kızım bakarım da senin çalışman malışman gerekmiyor mu ya? Git eve çalışsana. Burada kafan dağılıyor bizle. Ya gideceğim zaten, 40 yılda bir istedim, hadi ya. Bak bak. Of. Kötü mü? Kötü. Suna. İyi. Suna, Suna, Suna. O kadar güzel bir haber geliyor ki sana. Oo. Ne haberi? Kızım bak, 2 vakte kadar kapını aç. Çalıyor. Telefonum çalıyor. Necat arıyor. Necat ev arıyor. Açayım değil mi telefonu? Burada aç. Açıyorum. Alo. Efendim canım? Aynen, ben de tam seni düşünüyordum. Ne yaptın? Kayra tamam, sen hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi bay, bay bay. Kızlar ben hemen gitmem lazım benim. Nereye? Ne oldu? Hadi gittim. Ayda. Ne oldu şimdi? Ne bileyim ben. Evine mi gidiyor acaba yine? Sakin ol. Tamam. Ay, pis pusu. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Çok kötü. Çıkmıyor da. Ay, neden çıkmıyor? Ne işin var senin burada? Gitme, benler görecek. Bak, nasıl olmuş? Kerimcan'la beraber yaptık. Kerimcan nerede? Gittiler. Ama bu arabanın hali ne böyle? Bak Gayrı'cığım, bu yaptığınız hiç doğru değil. Biz öyle kafamıza göre gidip insanların mallarına zarar veremeyiz. Şöyle düşün, biri gelse senin oyuncaklarını kırsa üzülmez misin? Üzülürüm. Tamam işte, sen üzülürsen başkaları da üzülür. Bizim kimseyi üzmeye, incitmeye hakkımız yok. Ama ben senin için yapmıştım. Nasıl yani? Neden benim için böyle bir şey yaptın? Hande senin ve babanın arasına giremez. Beni neden pedagoga götürdüğünüzü biliyorum. Kavga ettiniz, ayrılacaksınız değil mi? Hayır, bir tanem ayrılmayacağız. Benim işlerim vardı, ben ondan gittim. Söyledim ya sana. Gerçekten mi? Evet. O zaman babam bunu görünce bize çok kızacak. Olsun. Ben halledeceğim. Sen şimdi odana git, tamam mı? Biz hayır abi, ne hallederiz? Tamam, hadi koş. Ay, çocuklar şey yapmış. Ya benim bir planım var ama sen ne dersin bilmiyorum.